Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım. Günün ikinci videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir konseptle karşınızdayım Brawl Stars'ta. 3 tane biliyorsunuz arkadaşlar efsanevi karakterimiz var ve 3'ü de full artı full max abi. Yıldız güçleri alınmış 10. seviye bu karakterlerin hepsi de. Bu 3 karakterle birlikte arkadaşlar bugün farklı haritalarda farklı maçlar açacağız. Bakalım nasıl başarılı elde edeceğiz abi, merakla bekliyorum. Çok hızlı konuştum yine. Videoya geçmeden önce, daha doğrusu maçlara geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve kanalda abone olmadıysanız hala da daha abone değilsen kanka neyi bekliyorsun? Yani ya şu an neyi bekliyorsun, bana bir söyler misin ya? Ha, abone olanlarla bildirimleri açmayı unutmuşsunlar arkadaşlar. Yorumlar kısmına da video bittikten sonra arkadaşlar veya videoyu izlerken hangi karakterin size göre, bu 3 efsanevi karakter hangi karakterin size göre daha güçlü olduğunda yorumlar kısmına yazmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Tamam, videoya geçelim bakalım. Evet efendim, bugün işte Spike arkadaşlar. Spike'ı çok seviyoruz. Siz de çok seviyorsunuz. Bana yorumlar kısmında abi Leon'la oynayacağını, işte kardeşim Leon'la oynayacağını, birazcık da Spike videosu görmek istiyoruz diyordunuz. Bugün Spike'la birlikte elmas kapmaca ve bir de normal hesaplaşma haritasında Spike'ı deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü Spike gerçekten de biraz elinizin alıştığında harika bir karakter diye düşünüyorum ben. Yani her türlü vurabiliyorsunuz arkadaşlar Spike'la. Şu an aşağıya bakarsanız tek yıldız güçlü benim abi, bizim takımda. Karşıda da galiba Jesse var galiba, yani bilmiyorum da. Ya bu yıldız... Abi yapma, çok kötü oldu, tamam. Ya çok çabuk ultisi dolan, yani birazcık anlatmak gerekirse birazcık. Çok çabuk ultisi dolan bir karakter abi. Onu öldürdü, tamam. Dynamite gel kızım buraya. Gel kızım buraya. Aa, ben de öldüm, onu da öldürdüm. Ben öldüm, Dynamite de beni öldürdü. Böyle de bir sıkıntı oldu. Şu an 2'dir ölüyoruz ama en azından öldürüyoruz da, sıkıntı yok o yüzden. Bu arada arkadaşlar yakından ateş ettiğinizde bak kaç tane ultisi herif ya. Vallahi öldürdüm onu, efsane arkadaşlar. Bakın mayınlar sağa sola çarpıyor. Allah belanı vermesin. Dur birazcık can yenilelim, adamsın kanka. Evet, onu öldürdük mü? Maalesef öldüremedik ama olsun. Onu şimdi öldürdüm abi, görüyorsunuz. Ben burada şey toplamayacağım arkadaşlar. Çünkü ne gerek var yani. Oraya niye ateş ettin? Otomatiğe bastım gitti, sola ateş ettin. Normalde otomatik düzgün güzel ateş ederdi. Kötü ateş etti bu sefer. Hayır. Onu yine vurdum. Efsane vurmaya devam ediyoruz abi. Jesse'cim bak, bugün Jesse'den şeyden çok çekti, Dynamite'den, ama yapacak bir şey yok. Biz ilk takıma karşı kazanmasını bildik. Herhalde yıldız oyuncu ben olabilirim arkadaşlar. Çünkü iyi oynadım veya El Primo olur diye düşünüyorum. Bakalım, Tony en son birisini öldürmüş. Oha! Poco! Poco bebeğim, Poco niye seçildi onu anlamadım ama biz de iyi oynadık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir de Spike'la birlikte elmas kapmacadan sonra tek hesaplaşmaya girdim. Tek hesaplaşmada da göstereceğim. Yani bütün haritalarda güçlü bir karakter aslında Spike. Yıldız gücünü zaten gösterdiğim videoda arkadaşlar kanalda var. Yıldız gücünü de merak edenler oradan da bakabilir ama yıldız gücünü ben size buradan da söyleyeyim. Yıldız gücü biliyorsunuz bir kaktüs mayını atıyor arkadaşlar. O kaktüs mayınında alan da vurabiliyor artı bu karakter yine aynı şekilde. O kaktüs mayınının içinde kalırsanız artı 500 hasarınız canınız artıyor, sağlığınız artıyor. Artık öl ya, Allah Allah. 3 tanemiz oldu arkadaşlar, gayet iyi olacak. Şimdi burada Daryl var. Bak abi, bu şekilde de vurabiliyorsunuz arkadaşlar, bakın şimdi. Bak 1. Aa, AFK mı kalmış lan acaba? Oo. Gel. Aga senin gücün bana mı yetiyor ya? Barley. Oh Barley. Oh Charlie demek gibi bir şey herhalde bu, bilmiyorum ama. Ya bu Barley gerçekten benim canımı sıkıyor ya. Arkadaşlar ne diyorsunuz, hani can sıkıcı değil mi? Yani can sıkıcı bir karakter yani, böyle olmaz ki kardeş. Ben onu vurdum babalar gibi. Şimdi arkadaşlar Barley'i alacağım, bak çok gıcık etti beni. Buradayım, at bakayım buraya, hop adam attı, güzel yere attı harbiden. Tebrik ediyorum kardeş. Barley bize takmış durumda, hop onu oradan sıkıştırdım. Hadi. Burada var mı lan kimse? Hani ultiyi biraz saçma attık. Biz sıkıştırı sayfa yedik ya. Vallahi ayva yedik ya. Oğlum nasıl bir maç lan bu? Hop babalar gibi arkadaşlar, görüyorsunuz. Anlatmaya bence pek gerek yok. Baba bitireceğim bunu. Bitireceğim seni. Aga ben sana ne dedim? Ben ölsem de seni alacağım demedim mi? Arkadaşlar dedim. Yani ben dedim. Ben dediğime bakarım aga. Çık şuradan. Tek hesaplaşma. Burada bir yerde abi adam. Ve öldük mü? Kaç hadi be. Evet, burada da ikinci bitirdik arkadaşlar ve 10 tane adamın yükü vardı. Enerjisi vardı, alabilirdik, alamadık ama ikincilikle bitirdik. Yani her yerde iyi iş yapan bir karakter arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir karakter. Bundan sonra Spike, siz de çok istiyorsunuz. Spike videolarını önemli arttıracağım.
Bu arada videoyu beğenmeyi arkadaşlar şu anda kesinlikle unutmayın. Gerçekten güzel bir video çektiğimi düşünüyorum. Güzel bir konsept video çektiğimi düşünüyorum. O yüzden bu videoda hedef 5000 like arkadaşlar. Brawl Stars videolarını sevenler bir 5000 like bu videoya yapıştırırsa sevinirim. Ve yorumlar kısmında da dediğim gibi sizlere geçenlerde bir Frank sözü vermiştim. Ama arkadaşlar şöyle dükkana gelince o Frank'in hatta bakabilirsiniz de videoya 7 saatmiş süresi. Frank bir daha gelecek muhtemelen. Gelmezse de şurada gelir. Muhtemelen gelir arkadaşlar. Frank geldiğinde Frank'i tekrardan almamı istiyor musunuz? Yoksa arkadaşlar ben Blue'u yükseltmek çok istiyorum. Blue'u alayım mı arkadaşlar? Bu soruyu tekrardan size soruyorum. Yorumlar kısmında son kez cevaplarsanız çok sevinirim. Çünkü bu soru önemli bir soru. Hesabın da ilerisi için çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 10.000 kupayı da çok istiyorsanız onun da videoları gelecek. Evet arkadaşlar, bir de bizim aşkımız Leon'umuzla birlikte maçlara devam edeceğiz. Şimdi Spike'da 2 maç attık. Elmas Kapmaca ve Tek Hesaplaşma'da maçlar attık. İkisinde de harika işler çıkarttığımızı düşünüyorum. Bakalım Leon ile neler yapabileceğiz. Leon daha hızlı bir karakter. Yine tüm haritalarda iş yapan bir karakter Spike gibi arkadaşlar, ama Crow'u o kadar beğenmiyorum abi. Ne yalan söyleyeyim, Crow'u bir Leon bir Spike kadar beğenmiyorum ve o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Barley o Charlie var ve ikisi birlikte bizim ağzımıza vurabilecek iki karakter diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum hani ne yapacağız. Hop attı, öldü o. Öldü o. Bak bana değil ya koçum, bana değil, bak o kadar güzel gidiyoruz, bana değil ya. Allah'ından bul Emi diye tabir ettiğimiz pozisyonlardan birindeyiz arkadaşlar. Yani Allah'ından bul Emi. Buradan nereden çıksak daha iyi bir konuma geliriz diye düşünüyorum. Kaç 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 babacım, kaç 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 geliyor. Terbiyesiz herif. Ya ben böyle adamları sevmiyorum bak, anladın mı kanka yani. Ben böyle adamları sevmiyorum hadi. Ben böyle adamları sevmiyorum arkadaşlar. Böyle üçkağıtçı olmayacaksın. Bana taktı, aldı ağzını payını, tamam mı? O Charlie burada. O Charlie, o Barley. Üç tanesini de kullandı buraya. Barley. Barley neredesin Barley? Buraya mı girdin lan Barley? Vallahi arkadaşlar dördüncülük iyidir ya. Dördüncü de olsak iyi ya. Tamam, sıkıntı yok ya. Abi yapma ya. Abi yapma ya. Evet arkadaşlar. Vallahi artı bir puan aldık. Bir kere daha hesaplaşmaya gireceğim ya ben bu karakterle. Bir kere daha gireceğim. Oğlum artık yani orada bul, nerede saklanıyorsun kardeşim ya? Bul, niye saklanıyorsun orada? Bana bir derdini söyle bul. Evet arkadaşlar, bir kere daha dediğim gibi giriyorum tek hesaplaşmaya. Leon da dediğim gibi arkadaşlar yani bütün şeylerde iş yapan bir karakter haritalarda. Ve bence oyunun da en güçlü karakteri diye düşünüyorum. Yakın zamanda da bir nerf söz konusu Leon efendiye. Bakalım o nerf de gelir mi gelmez mi göreceğiz. Ama gelecek diyorlar hani. Doğruyu söylemek gerekiyorsa öyle diyorlar yani, bilmiyorum. Oğlum biz niye taşa vermedik lan? Adam çatır çutur bize aldırdı, biz hiçbir şey yapamadık. Neyse biz Bull'la uğraşmayalım abi. Bull birazcık sakat bir kart. Sakat bir karakter. Bull'la uğraşmaktansa gidelim hocam. Hop orada da bir Leon, güzel. Orası yalnız var ya çok sıkıntı ya. Adam geldi aldı ya. Yemin ediyorum var ya çok sinir oldum şu an adama ya. Neyse biz şuradan bir dolanalım. Bakalım artı kupaya geçersek yine kar kardır yani, ne diyeyim. Gel kanka takım olak, gel gel. Gel, bir şey yapmayacağım, gel. Vallahi şarjörü bitirdik, sakat sakat hareket yaptık ya. Çok sakat iş yaptık orada. 7 kişi var. Dur lan dur oğlum, dur 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 lan dur. Arkadaşlar şu an 2 tanemiz var ama hani pek de bir şey yapabileceğimiz söylenemez. Sıkıntıyız yani şu an. Abi niye ben düzgün ateş edememeye başladım? Ne oluyor lan? Lan herkes ölmemi mi istiyor yoksa? Bu nedir ya? Şurada biri var mı lan? Lütfen olmasın. Lütfen olmasın, kaçtım. Vallahi neredeler, ne yapıyorlar, kimse ne yapıyor, hiç kimsenin hakkında bir fikrim yok. Ben Sızanzi arkadaşlar. Sızanzi ya. Leon'la atak mı yapacağım anasını? Bir kere de Sızanzi yani. Anladın mı? 4 kişi kaldı, ben artı puana geçtim galiba. Artı kupaya mı efendim artık? Aa Dynamite. Dynamite Reis gel. Gel Reis, kimse yok, gel gel. Dynamite'a kimse yetişemiyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Dynamite Reis gelsene. Dynamite mecbur gelecek de bakalım nereden gelecek yani. Nerede oğlum Dynamite? Nereye gitti arkadaşlar bu Dynamite? Abi biz şu an çok sakat yerde bekliyoruz. Ve Dynamite'ı öldürdük. İkinciyi de öldürdük. Efsaneyiz bebeğim. Efsaneyiz aga, tamam. Tamam Bull var muhtemelen arkadaşlar. Yenileceğim büyük ihtimalle ama yani ne yapalım. Şurada lan bence bir atışım yapayım. Burada mı? Ya neredesin?
Abi Leon kalmış da Leon'un 10 tanesi varmış. Neyse arkadaşlar, bu karakterlere güzel bir şekilde 2 tane maç attık. Bir tanesine artı 6 kupaya geçtik. Bir tanesine artı 1 aldık. Şimdi son kalan karakterimizle birlikte bir maç yapalım bakalım. Orada neler yapacağız göreceğiz. Evet arkadaşlar, Crow'la da birlikte bir maç daha yapmak istiyorum. Son olaraktan Crow'la birlikte bir maç yapalım. Crow'u da zaten anlatmaya gerek yok. Onun da çektiğim videosunu, yıldız gücü videosunu arkadaşlar, onu da videolar kısmında görebilirsiniz, bulabilirsiniz. O da çok hızlı bir karakter ama diğerlerine göre birazcık daha taktik isteyen bir karakter. Ve de yani daha çok sabır gerektiren bir karakter. Taktikten de çok bence öyle yani. Çünkü çok çabuk tek yeme ihtimaliniz var karakterlere karşı. Hoppala, işte böyle bebeğim, işte böyle. Ama o bizi öldürdü. Piper, senin ağzına vuracağım bugün. Piper alın ya. Piper almazsanız ben gelip alacağım. Adamsın lan. Adamsın oğlum sen, var ya kralsın ya. Demin ben bunu aldım değil mi, güzel bir şekilde. Ölmeyelim. Ölmeyelim. Aga ölmeyelim. Çok çabuk ölebiliyoruz arkadaşlar. Pek bu haritaya uygun bir karakter değil. Mesela iki diğer efsanevi de her türlü haritaya uyan karakterlerdi arkadaşlar. Ama bunlar o kadar değiller yani, öyle söyleyeyim. Bakar mısın? Bakar mısın? Onu ben öldüreceğim muhtemelen. Zehirlendi artık. O zehri aldı bir kere. O zehri aldı. Vur kaç abi. Bundaki en büyük şey bu. Vurup kaçacağız arkadaşlar. Olayı bu yani bunun. Ama çok hızlı bir karakter. Gerçekten iş yapıyor. Güzel, tamam. Piper orada kaçmış. Sıkıntı yok. Piper kaçar. Onu kim vurdu? Allah razı olsun. Tamam, 7-11 gerideyiz. Belki ilk defa bir karakterle yenilgi alabilirim. Abi Piper varken, Piper varken benim pek iş yapmam söz konusu değil. Piper herkesi vuruyor. Oo adam, adam, adam. Boşuna bir şey kullanırdık ona. Gel 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 gel. Vurdum onu, vurdum onu, vurdum onu. Öldü öldü. Piper'ı ben öldürdüm arkadaşlar. Görüyorsunuz, efsane bir iş çıkarttık şu ana kadar. Çok iyi abi. Yani bu karakterle de birazcık oynamaya alıştım bak. Vur kaç yapıyorum arkadaşlar. Olayı bu ya bu karakterimle. Elim birazcık terledim olsun yani. Vur kaç. Babacım bunun da şeyi vur kaç. Onu da vurdum mu lan? Vurdum ama kaçamamışım demek ki. Piper yok öyle kankim. Aga Piper da vuruyor. Şu top nereden vuruyor abi? Böyle bir şey var mı? Topa bakar mısın ya? Top ne namussuz çıktı ya. Farkında mısınız? Şimdi Piper'ın yanına uçacağım. Piper gel gel. Sabahtan beri. Kaç kaç kaç, Piper'ın ağzına vurdum ve beraberliği takımıma getirdim arkadaşlar. Oğlum video çok uzun oldu bilmiyorum ama. Abi yapma 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 yapma. Hayır 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 hayır. 17 17. Hop, son atak son atak son atak ve maçı getiriyor Fuat. Fuat maçı getiriyor, inanılmaz sayın seyirciler. Baba Pro kardeşim, bu oyunda da Baba Pro. Abi 3 efsanevinin 3'üne de efsane oynadım. Ah dilimi sürdüm, yemin ederim yıldız oyuncu da oldum. Bu video harbiden bir 5000 like değil 10.000 like bile hak etti. Artık size bırakıyorum arkadaşlar. Yani yorumlar kısmında veya işte beğeni kısmında, özür diliyorum. Yani beni ödüllendirirseniz sevinirim arkadaşlar. Daha ne diyeyim yani, yapabileceğim en güzel videolardan birini çıkarttığımı düşünüyorum. Bugün ikinci videosu olarak aslında atılmaması lazım çünkü YouTube pek önermiyor. Hani bu video 20'yi geçerse bugün gerçekten çok 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 şaşırırım. O yüzden beğenirseniz arkadaşlar geçebilir. YouTube önerebilir çünkü ikinci videoları pek önermiyor. Aslında çok sağlam video oldu. Bunu cumartesi günü atsam bayağı fazla izlenir ama bugün de ben izleneceğine inanıyorum sizlerin like'larıyla ve yorumlarıyla arkadaşlar. Sizlere güveniyorum dedikten sonra bir videonun daha sonuna geliyoruz. Farklı videolarla görüşünce kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay.